Haydi gidelim, kemerleri bağlayalım, bir magazin turuna buyursunlar. Kadir Doğulu ile olan evliliğiyle çok konuşulan Neslihan Atagül'den samimi açıklamalar. Güzel işte, Mithat da işte Kadir oynadı. Ondan sonra yapımcılığını biz yaptık. Ondan sonra epey güzel kara komedi bir iş çıktı. Oyunculuğu bıraktı mı? Artık yapımcı koltuğunda mı? Yani sevdim. Sevdim. Hiç kolay bir şey değil ama sevdim gerçekten. Yani tabii ki yapımcılık yapıyoruz diye ekran önünde olmayacağız diye bir şey yok. Doktor eşliğinde sahne aldı. Doktorum gelsin dedi. Diva Bülent Ersoy önceki akşam Maslak'taki ünlü bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi fenalaşan Ersoy yardımcılarına arayın doktorum gelsin diye seslendi. Yaklaşık bir saat dinlenen Bülent Ersoy doktorunun kontrolü ve izin vermesinden sonra da sahneye çıktı. Kendisini dinlemeye gelenlere güzel bir gece geçirten Diva'nın bazı şarkıları söylerken zorlandığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Diva gece röportaj yapmak istemedi. Yüzü de beş karıştı. Gülse Birsel, Engin Günaydın'la buluştum. Engin'in bir oyunu var. Hı hı. Bir tiyatro oyunu. Ben onda çok küçük bir konuk, video ile küçük bir konuk oyunculuk yaptım bugün. Çekimden çıktık, yemeğe geldik. Onu kutladık ama esas Engin'in oyunu, yazarı o. Oynayanlardan biri olacak. Benim çok küçük bir videolu rolüm vardı. Gülse Birsel daha fazla konuşmak istemedi. Çok gün teşekkür önce ederim. Gülse Hanım'la İyi tekrardan rol alırım dedi. Neler demek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Kısa konuşsaydık efendim. Gelelim Engin Günaydın'a. Kural bozmadım. Söylemek istersiniz. Valla. Yeni bir oyununuz olduğunuzu öğrendik. Hayırlı olsun diyelim. Gülse Hanım'la Avrupa yakasından sonra tekrardan bir oyunda berabersiniz. Neler söyleyeceksiniz Engin evet, Bey? Evet. Vallahi daha sonra konuşuruz onları. Peki o zaman, teşekkür ederim. Evet öyle oldu. Kız arkadaşıyla görüntülendi. Basın mensuplarına orta parmağını gösterdi. Büyük terbiyesizlik. Size yakışıyor mu sorusuna bana da bu yakışır diyerek üste çıktı Uzi. Çık o zaman. Çek bas elini çek. Bak, ya muhteşem. Hele rakibi yakışıyor mu ama? Tamam. Çok yakışıyor bura. Neler söyleyeceksin yeni albüm için? Hanımefendiye soralım, ilişki hayırlı olsun. Fatih Ürek, Maslak'taki ünlü bir mekanda sahne aldı. Muhabirlerin sorularını cevapladı. Evet. Dili tarzı değilim. Dili tarzı değil işte. Değil mi? Vallahi değil. Çok farklı bir şey oldu ama şarkı çok güzel. Şimdi şarkıya ilk önce ben inandım. Sevgili Özlem Güneykaya yaptı. Fatih Ürek'ten rol açıklaması. Çok mafya babası geldi, uzaylı geldi. İmam geldi. İmam geldi, doğru. İmam da geldi bana. O film benim ilgisi yok. Benle ilgili olmadı. Filmle ilgili olmadı. O çünkü çok değerli bir senaryoydu. O çok güzel bir senaryo. Bakanlıktan izin alınmış bir senaryoydu. Bayağı oldu ama bayağı oldu ona. Şimdi onun üzerine başka şeyler. Uzaylılar, ben en çok ona şaşırdım. Uzaylı gelmişti falan. Çok enteresan. Gizem Karaca yılbaşında nerede olacak? Kapadokya'dayım. Dizide olduğum için şu an. Tolga Güleç'ten romantizm rüzgarları. Sevgilimle geldim. O benim her şeyim. Kraliçem. Evet. Aynen öyle. Yani kendisi yaklaşık 4 yıldır hayatımda ve onunla çok mutluyum. Şükrü Öz Yıldız ve Dua Lipa benzerliği ne olacak? Yakışıklı oyuncu bu haberleri hakkında konuştu. Tabii ki daha espritüel bir şekilde bunu söyledim. Bu başka bir şekilde yansıdı ama olsun, dediklerimin hepsinde arkasındayım bir yandan. Aşk hayatı hakkında bakın neler söylüyor. Yani zaten arkadaşlar siz güzel tespitler yapıyorsunuz, güzel analizleriniz var. biz de bunu elimizden geldiği kadar özel tutarak böyle hafif katmanlı güzel bir şeyler yaratalım istiyoruz kendi aramızda. Bu yıldızı Edi sahne fiyatı polemiğine girmek istemedi. Bu arada konu hakkında hiç yorum yapmak istiyorum. Çok iyi bir şey var. Mabel Matiz'in altın kelebek tepkisine anlayış gösterdi. Orta yollu cevaplar verdi. Konuyla alakalı arkadaşım üzüldüğü bir pozisyonda karşı taraftaymış gibi durmak beni çok üzüldü. Onun dışında başka bir şey söylemeyeceğim. Sıla Türkoğlu ile ilişkisi biten Alp Navruz'dan net açıklama. Takipten çıkıldı sanırım.
Evet, o kadar. Ne oldu ara? Kara kedi mi girdi? Neden böyle? Çok güzel geldi. Hala sürüyor. Ben böyle biliyorsun zaten. Evet. Özel şeyleri çok konuşmayı da sevmiyorum. Teşekkürler. Evet. Gökçe Bahadır'ın Emir Ersoy aşkı eşini hiç yalnız bırakmıyor. Şimdi eşim de bu akşam burada sahne alıyor diye ekstra böyle koştura koştura açıkçası gelmek istedim. Bu gece burada olmak istedim. Yalnız bırakmak istedim. Evet, yalnız bırakmak istemedim. Serenay Sarıkaya ile proje sorularına yeşil ışık. Tabii ki niye yapmayalım? Tabii ki yaparız. Keyifli. Hande Doğan Demir'i yakaladık. Şıklığıyla göz kamaştırdı. Güzel mi, beğendiniz mi? Güzel kombin olmuş. Sağ olun. Tarık Emir Tekin'den çarpıcı açıklamalar. Birlikte oynadığı Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir'in ayağı kırıldı haberleriyle ilgili kafa karıştıran açıklamalar. Kırıldı mı, kırılmadı mı? Mert Ramazan Demir'in de ayağı kırılmış, geçmiş olsun diye. Kırılmış mı? Biz öyle duyduk ama bana görüntüler de öyle. Ya şöyle, evet ben başka biliyorum ama tabii başkasının özel hayatıyla ilgili ben yorum yapmayı sevmiyorum, de etik bulmuyorum. Dolayısıyla bir şey söylemeyeyim ama evet yani elimizden geldiği kadar. Soru işaretini bıraktınız aslında şu anda. Yapmış yani kırık da olabilir şey de ben hani ben set bağları kopmuş efendim falan diye biliyorum ama sizinki doğru olabilir. Gazeteci olan sizsiniz ben. Önce Afra ile çıktı, şimdi Beril Pozam'la. Bu haberler, bu aşk iddiaları doğru mu? Biz de partneriz. Gerçek hayatta ilişkiniz var mı peki? Hayır tabii ki de arkadaşlar, biz iş arkadaşıyız, dostuz yani. Bu bana birazcık absürt geliyor. Aile dizisinde oynayan Yusra Geyik'ten erken final hakkında açıklamalar. Ya aslında baştan beri 30 bölüm olduğu belliydi. Bizim bir bilgimiz vardı bu konuyla alakalı ama yine de 30 bölüm olması üzücü tabii. Birbirimize tam alıştığımız sırada çok da güzel gidiyordu bence. Çok da keyifli bir roldü. Son bölümlerde inanılmaz heyecanlı. O yüzden bitmesi birazcık üzüyor beni. Olsun, yeni projelere daha güzel bir şekilde hazırlanacağız. Tarkan'dan yılbaşında sahne alıp 25 milyon TL'ye tamam dediği haberlerine cevap geldi. Tarkan, güzel bir teklif geldi. Ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim diye konuştu. Tarkan'a rakip geldi. Mahsun Kırmızı Gül'de yılbaşında 12 milyon TL alacak. Hande Erçel'in dizisi bitti. Saçlarını kızıla boyattı. Hande Erçel'in bu tarzı Elçin Sangu'ya benzetildi. Hatta Sangu da oyuncunun bu fotoğrafına yorum yaparak beğendiğini dile getirdi. Kaan Urgancıoğlu'ndan 17 günlük oğlu Ardıç'la yepyeni poz. Fotoğrafı da Yargı'daki partneri Pınar Deniz'den yorum gecikmedi. Doğuştan film gibi klip. 1990'lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan şarkıcı Doğuş, 12 Ocak'ta Babam adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturacak. Ünlü şarkıcının yeni şarkısı Babam'ın klibi Antalya'da çekildi. Çekimler için Antalya Kemer'i seçen Doğuş için Almanya'dan özel bir ekip geldi. Sana yandım ben. Futbolcu Barış Alper'le adı anıldı. Yağmur Tanrısı FC'den aşk iddialarına jet yalanlama geldi. Ünlü komedyene iş teklifi yağıyor. Ata Demirer zeytinyağları mı geliyor? Ailecek Çanakkale bölgesinde yaşamaya başlayan Demirer aldığı arazilerde zeytin, sebze ve meyve yetiştirmeye başlamıştı. Büyük bir bölümde zeytin yetiştirip hasat yapan ve elde ettikleriyle zeytinyağı yapan Demirer'e bir yatırımcıdan teklif bile gelmiş. Melisa Döngel fitliğini neye borçluymuş? Ünlü oyuncu her gün 16 saat aç kaldığını söyledi. Meryem Uzerli kızları Lara ve Lili Koy ile yılbaşı pozu verdi. Nazardan korktu, kızlarının yüzünü kapattı. Sal dolandırıldı. Yeni bir eve taşınan güzel oyuncu bir dekorasyon şirketi tarafından dolandırıldığını itiraf etti. Mabel'in
sattı. Altın kelebek ödülü sahibini buldu. Bir kullanıcı Mabel'in ödülünü almış, Mabel hediye etmiş bu ödülü. Yeni yılda kim kazanacak? Bir tarafta Beyaz'ın sunacağı, Acun Ilıcan'ın jüri koltuğunda oturacağı, aralarında Meryem Uzerli'nin de olacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel programı. Gemilerde bir diğer tarafta da Hülya Avşarlı, Serdar Ortaçlı, İrem Dericili, İbo Show. Sizce hangisi izlenir? Sana gönlümü verdim ben. Şeyma Subaşı Photoshop facialarına bir yenisini daha ekledi. Yamultmadı obje kalmayan Subaşı, şimdi de kapısını yamulttu. Kimleri ünlü ettiğimize bakar mısınız? O Uzi'nin hareketini gördünüz mü? Allah aşkına basın mensuplarına ya, yaptığı ya. Ya. Ya marjinal olacağım diye hani bu insanları, tamam müziğini seviyor olabiliriz belki, böyle bir tuttu. Ondan sonra biz bu insanları tamam dinliyoruz ama biraz fazla mı acaba adam yerine koyduk? Maalesef son derece çirkin bir hareket. Yanında Tuğba, yanında sevgilisiyle görüntülemiş muhabirler. Vallahi kimse kusura bakmasın, rapçiler bana kızıyor. Hiçbirini beğenmiyorum. O yüzden demin öyle bir espri yaptım. Bir klaslık bir şey yok. Jay-Z, Mayz böyle. Ceza da ilk çıkan. Evet. Bazı isimler var çok düzgün. Onun için zaten hala ödülleri onlara veriyorlar. Sagopa'ya verdiler geçen gün. Tartışma evet. Oldu. Niye tartışma oluyormuş? Doğru düzgün baktı mı eli ayağı düzgün insanlar. Hangisi böyle göründü? Böyle ben sevmiyorum. Türk erkeği böyle olmaz. Kusura bakmasın kimse. Rapçiyiz diye kendilerini atarlar. Yanlış mı? Sanki şey, Türk değiliz biz. Hani rapçi olunca başka bir memleketin insanı olduk sanki de bunların bu şeylerini kabul edeceğiz, hal ve tavırlarını. Ergenlik işte, başka bir şey değil. Bence öyle. Çocuklar, abla olarak söylüyorum, hangisi dinliyorsa. Sebep de ne biliyor musunuz? Bu saatte onlar dinleyemez de bizi uyuyordurlar. Kalkınca dinlesinler. Sebep de arkadaşlar sevgilisiyle görüntülemişler muhabirler Uzi'yi ve o çocuklara, muhabirlere o çirkin hareketi yapmış cevap olarak. Bunlara normal aile kızı zaten gelmez. Öyle gelirse de babası döver zaten o kızı. Aleyna Tilki ile bir ilişki yaşamışlardı. Aleyna müzisyen. Şimdi onlar bir arada olurlar, konuşurlar, dans eder, sohbet ederler. Biz de gençliğimizde ne yaptık? Ben şarkıcıydım, oyuncularla görüştüm, boyfriendlerim oldu. Ama şimdi bana hitap edebiliyorlar mı? Hayır. Niye? Ne yapacağım ben oturup? Magazin mi konuşacağım? Oyunculuk mu? Şarkıcılık mı? Ya o zamanlar cazip geliyordu. İlk daha başlamışsın. Senin bir öncen var. O daha yeni başlamış. Arkadan geliyor. Yani böyle bir, anladın mı? Ergen şeyler. Yani şimdi bunlar da baktığın zaman Aleyna falan. Yani müzik yapan bir kız kimle görüşecek? Müziklerle. Yani böyle müzisyenlerle görüşmeye çalışacak. Ama baktığın zaman şimdi Aleyna'nın annesi de demiştir. Kızım tamam işini yap ama... Olmaz. Böyle olmaz. O zaman demiş. İşini yapan gerçek bir müzisyenle devam edelim. Ben Tarkan. Ben Hava Hanım'ı tanıyorum. Hayatta. Aleyna Hanım bakmayın siz öyle pozlar verdiğine. Çok akıllı. Çok. Çok hanım. Çok kibar. Yani o müziğini yapamıyorsa onun bir kısmı, onun ayağını kaydırmaya çalışan önünü birileri kestiler, vardı. Önünü kestiler. Tabii isim vermeyeyim öyle ben diyor. Biliyorum onların kim olduğunu. Haluk da kusura bakmasın, çok hata yaptı Haluk Şentürk öyle konuşarak. Haluk benim eski menajerimdir. Bence Aleyna Tilki o gördüklerinin yanında 100.000 kat sanatçı. Neden? İlk çıktığı günden beri sesiyle, şarkılarıyla senin şu an menajerlik yaptığın hiç kimse Aleyna'nın tırnağı olamaz. Aleyna star doğdu, star gider. Kimse de önünü kesemez. Peki, yanlış anlaşılmasın, söz meclisten dışarı ben olayları duydum. Yok evet. İşte kendi ayağını kendi kendini bitiriyor falan. Ne bitirecek ya, genç kız o. Bugün böyle yapar, yarın bir şey giyinir, bir şey çıkarır. Yani Aleyna Tilki bu Türkiye'ye ilk daha geldi 17 yaşında.
16 yaşında. Hadi Tarkan'la bütün devam Türkiye edelim. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Hayır, hadi Tarkan'la devam edelim. Konuyu tam anlatayım da üzüldüm çünkü. Çünkü siz süremizden beri, Tarkan'ı da konuşmamız bak lazım. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ajda Pekkan bana sallar mı? Ya da kendinden 40 yaş, 30 yaş küçük birine. Star neden olunuyor diva? Koruyacaksın abi yeni çıkanları, genç evet. kızmış falan. Bizimkiler ellerinde sopa öğretmen gibi küçük kıza. Keşke yapabilseler, keşke herkes dediğini yapabilse. Kıskanıyorlar, kıskanıyorlar, kıskanıyorlar. Çocuk star ya, Allah vergisi. Türkiye'de böyle bir star var artık ya. Geçmiş olsun. Bir starımız daha var, Tarkan. Tarkan'ı 25 konuşalım. Milyon alacak yılbaşı gecesi. Ne kadar alacak? Bize ne? Bana mı çalışıyor? İyi para. Ya. İyi para. Ben de ailemle olabilirdim ama 25 milyon iyi teklif. Kabul ettim diyor. Ay, öteki tarafa mı götürüyoruz sen de Allah aşkına? O paralar nedir yani? Tarkan, 25 milyon. Almanya'da şimdi Almanya'da yaşıyor ve benim mantığım almıyor. Bir hani paylaşım yaptığı zaman işte cumhuriyetle ilgili falan, anladın mı? Almanya'da yaşa, Türkiye'ye şarkı yap, Korkma Sönmez'i bilmem ne marş yap. Yani sen burada yaşarsan mahşer günü Türkiye'yi şey edersin, korursun, kollarsın, delikanlılığını anlarız. Mahşer günü sen nasıl çıkıp geleceksin Almanya'dan? Oldu ya bir gece her şey üstümüzden geçti. 15 Temmuz'u unutmayalım. Şimdi sen bir tutarsan, 100. yıl marşı yapıyorsan orkestrayla, burada yaşarsam bunu ben mantıklı bulurum. Ama tutmadı, diğer o da tutmadı. Tutmadı. Bitin gelir bana. Tutmadı, o marş yanlış tutmadı. Yanlış mı konuşuyorum? Mahşer günü demek ne demek? Kargaşanın çıktığı gün. Ne olacak öyle şeylerde? Birlik olacağız. Sen Amerika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den çıkıp gelene kadar oradan televizyondan izlersin başımıza gelenleri. Yanlış mı? Çok mu sence Tarkan'a verilen bu sahne ücreti? Yok canım, parasından bize ne? Ha. Para önemli. Para konuşmuyoruz, maneviyat konuşuyoruz. Hayatın Tarkan, kim ne kazanıyorsa kazansın. Bana mı çalışıyorlar? Bana diyorlar ki bu star, daha dikkatli konuş. Bu bilmem ne. Bana ne ya? Bana mı çalışıyorsun? Ben doğruları söylerim. Ama Tarkan'ın, yani ilk aklıma gelen neyse onu söylerim. Tarkan'ın yeni bir şarkısı da yok. Hep eskileri söylüyor. Yani yine yılbaşına çıkacak, eskileri söyleyecek. O yüzden yorumlarda hak ediyor mu, hak etmiyor mu bu tartışılıyor. Tarkan'ın, bu kadar yıl para ödendi, alkışlandı. Ben öyle bir yakışıklılık, bir boy post bir şey görmüyorum yani. Tarkan'da şey diyorlar artık, o bir enerji. O bir halkla hani... Star olduğu için o bir bilmem ne artık, hani böyle halk, ona ne denir, sinerji. Onu sen tamam bugüne kadar hep dedin, anlayamıyorsun ama halk öyle görmüyor. Hani halk, anladın mı, ona tapıyor falan. Abi hobbitlere star deme Türkiye'de var. Kim hobbit? Tarkan hobbit. Hobbit kadar adam. Minnacık ayol, kafa büyük, vücut küçük. Dans etse ne olur, böyle bir erkeğe yakışmayan dans stili senelerdir. Ama sesi ben güzel. Ben beğenmem abi. Sesi karizmatik güzel. Olmayan hiçbir şey beğenmem. Ama sesi güzel. Ses yerken Tarkan'dan yok mu sanıyorsun şu memlekette aynı sesten? Sesi güzel elinden onlar var tabii. Elinden tutan yok. O ses Türkiye'yi görmediniz mi zamanında? Ne sesler çıktı? Var. Ya Allah, evet. Allah aşkına. Evet. Bizde var abi. Bizde var. İki mavi göze bilmem ne. Kameraların böyle bir, anladın mı, tarzı bilmem ne yapan adamları bir şey sanma, bizde var. Evet. Tarkan geçen sene... Amerika gibi bir bakış açısı, göz yok Türkiye'de. Olmasını beklemiyorum. Ama gerçekten yeni çıkanlar falan olacaktır yani, affedersin. Yok, şunu söyleyeceğim. Geçen yıl başında Tarkan yine sahnedeydi. Saat 24 olmadan sahneyi terk etmişti ve bu epey eleştirilmişti. Gerekçe olarak da ailesiyle geçirmek istediğini, yeni yıl ailesiyle girmek istediğini. Kimine göre yarım saat önce Kıbrıs'ta otelde, kimine göre 10 dakika önce sahneyi terk etmişti. Yani ben eğer bir para verip, ki iyi para vermişlerdi oraya gidenler, otelde de kalmak için ödüyorlar. 56 bin lira en az. Benim Tarkan sahneye izlemek... çıktığım gün de ben buna takılmıştım. Hatırlıyor musunuz Kelebek Ödül Töreni'nde? Bak şimdi ben gitmişim, o zamanlar daha yeniyim bu işlerde. İzliyorum, Tarkan çıkacak diye bekliyoruz hepimiz, millet öndeyiz. Evet, evet. Cengiz Semercioğulları falan, eski Doğan grubunun bütün şeyleri kurul. Vallahi bak bana öyle esti. Ödül bilmem ne çıkış Tarkan. Kendi yok. Bilmem ne şarkı ödülü Tarkan. Kendi yok. Ulan dedim, bu ne sanıyor kendini, bu kim? İlk kez izleyeceğim ha canlı, vallahi bak. Geldi en son 10 tane ödül ismi, sanki başka sanatçısı yok bu ülkenin. 10 tane ödülü Doğan grubu Tarkan geldi diye, anladın mı, ona vermeye çalışmış. O da demiş ki gelirim ama hepsini alıp inmem, anladın mı, çıkmam sahneye. En son demiş çıkarım.
Bak şimdi kurallar da kurallar, şımarmalar. Ona millet çıkıyor. Anladın mı sen? Hani öyle şey şey öyledir ya, prosedür, akış. Hı-hı. Herkes çıkıyor, elinde şey, Tarkan'ı bekliyor. Tarkan yok. Akışa bak. Ay dedim, bu ne ayol, Zeki Müren'e yapmadınız bunu, anlatabiliyor muyum? Şimdi bu çıktı. Böyle bakıyorum ben, tamam mı? Cengiz Semercioğlu'nun kulakları çınlasın. Cengiz dedim, bu ne sanıyor kendini? Bak aynı. Ben dedim, bak şimdi dedim, şovumu yapacağım. Tarih bunu dedim, yazar. Poker gibi düşün dedim. Pokerde dedim, kartları açarsın ya dedim. Ya kaybedersin ya kazanırsın. Ama yıllar sonra anlarlar Türkiye'nin tek bir tane hani şeyi var, neyi var diyeyim, şov kızı. Şimdi bu adam profesyonel olsa ben o gün sahneye çıktığımda dalga geçer. Dedim ki, belli yani kasti yaptığım. Dedim ki bir de herkesin hoşuna gitmese güvenlik var orada. Hani güvenlik seni alır indirir falan. Ve farkındaysan Doğan grubu o olayda her yerde, değil mi hocam? Evet evet, hatırlıyorum. Hangi sence, iyi bir düşün, hangi ödül töreninde Doğan grubundan bahsedildi her yerde? Doğan grubu bitti zaten. Ha, mesela Demirören oldu. Evet. Yani şimdi Doğan grubu ya da Demirören ödül törenlerini dağıttıktan sonra her türlü kuruluşta çıkıyor mu hocam? Evet. Yerli basın, görsel basın. Tarkan'la olan o durumunuz manşet olmuştu. Dur şimdi manşet bunlar olmuş. Benim sayemde. İyi, ben yani fırlamalığım yüzünden. Evet. Şimdi o zamanlar Instagram yok. Böyle bir fırlamalık da yok. Hani şimdi diyoruz ya, aleyne fırlama, uzi fırlama, yanımda çıtır kalırlar şu an bile. Yani, ne yapmıştın, ne yapmıştın tam olarak? Düşünsene o zamanlar Instagram olduğunu, ben ne yapardım acaba? Şimdi yapmam, yaşımız geldi şeye, orta yaşın üstüne. Hayatım böyle yapmalar, korkmalar, hatırlıyor musunuz Tarkan'ın tavırlarını? Ne alaka, çıktı mı biri? Ben bugün koşurdan biri gelse dese ki, Tuğba Hanım siz hep çok şey konuşuyorsunuz, hoşumuza gitmiyor, biz sizin artık görmek istemiyoruz falan gibi hakaret bile etse. Tamam evladım, ben bir daha gelmem, sen mutlu ol yeter ki derim, anladın mı? Tarkan ödül alırken Tuğba sahneye çıkmıştı. Ha, onunla gırgır geçti. Rol çalmıştı bayağı bir. Ha, sen misin bayağı artistlik yapan? Gündem olmuştu o yıllarda. Evet, artistlik. Ha, çok artist gelmişti. Bir de çıkmıştı o gün sahneye, şarkılarını böyle her zaman. Ulan dedim, bir karizma yok, erkeksi bir hareket yok. Dansöz gibi bir şey. Bunun dedim havası civası kime kardeşim? Bir hatırlayalım mı, yönetmenimden rica edeyim o görüntüleri. Evet. Bir dakika, bu bir ödül töreni, ne yapıyoruz? Sen ne yapıyorsun? Sabahtan beri herkesi orada köle ettin. Hayırdır? Tabuttan mı çıktı Zeki Müren? Hayırdır? Ya ben eski törenler de başkaydı değil mi Bilal abi? Hadi, o şovlar abi falan. Ya, gördün işte, profesyonel evet. Adam anladın evet. Mı? Eğlenir. Bütün ödül dünyayı, bak dünya starı olmak isterler. Dünya starlarının ödül törenlerindeki heyecanlarını yaşatamazlar. Hiçbirinde öyle bir şey yoktur, ben en son geleceğim. 10 tane ödül dağıtılındığında en son ben işte hepsini birden toptan almaya geleceğim. Elma armut mu alıyorsun ya? Çağrıldığında çık. Evet, Tarkan'ın öyle bir şeyi vardı. Ben kendinde, bu arada yanlış anlaşılmasın. Kendinde hep öyle bir misyon artistlik görüyordu. Artistlik yaptırtmam yanımda. O koca salonda bile yaptırtmadım. Ya, Tarkan kendinde öyle bir misyon görüyordu. Kendini yani öyle bir ayrıcalık görüyordu. O zaman görüyordu. Artistini tam yapsaydı. Hani nerede evet. Profesyonellik? Bu ne bu? Böyle hareketler falan. Hani nerede?